Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel tülbentin kenarına çok güzel bir oya başlamak istiyorum. Oya çok güzel, tülbent de çok güzel bence. Hemen kenarını nasıl tığladığımı göstererek başlamak istiyorum. Tülbentimin markası, internetten sipariş ettiğim tülbentlerden biri yine Altın El. Gold türünde olanı. Altın elin polyester türü de var arkadaşlar. Benim elimdeki tülbent gold türünde. Yeri çok yumuşak, kullanımı çok rahat. Günlük hayatta çok rahat kullanılıyor. Sıcak havalarda bile gayet güzel terletmeden kullanabiliyoruz. Kenarını da ben ikizinci çekerek tığladım. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi çok az delindi. Neredeyse hiç delinmedi hatta. Şöyle iyice gösterelim. Çok iyi olduğu için tülbentin yeri herhangi bir şekilde tığlarken problem çıkmıyor zaten. Hemen iplerimi göstererek devam etmek istiyorum. Bu arada içinde kullanacağım renklere uygun ipler seçmeye çalıştım ben. Elimde böyle bir mor var ama bu morun renk numarasını yazmamışım içine ben. Şuradaki morlar için düşündüm ben bunu. İp biraz daha koyu görünüyor ama aslında içine çok uygun. Kırmızı ipim var. Gene büyük boy. Altın Başak markası. Hemen numarasını söylemek istiyorum size. En sık kullandığım kırmızı tonu. 211 numara. Şöyle göstereceğim yakından. Altın Başak 211 numara. Kenarını da ben yeşil ile tığlamıştım. Yeşil ipimin de hemen göstermek istiyorum. Bu yeşil ipimde biraz sorun çıktı arkadaşlar. Bilmiyorum sizin de başınıza geliyor mu? Böyle bir tiftikli bir tarafı var. İnşallah şimdi biz örerken oraya rast gelmeyiz. Şöyle çıkaralım içinden. 383 numara altın başak. Pek çok yazmanın içindeki yeşile uyum sağlayabilen bir ton. 383 numara altın başak da. Diğer markalardaki numaralardan ziyade altın başak olanları tercih ediyorum ben. El alışkanlığı. Arada bir fark var mı diye çok soruluyor ama çok bir fark olduğunu gördüğümden değil. Sadece elim hep altın başaklara gidiyor nedense bilmiyorum. Bir de bu oyanın içinde arkadaşlar şu şekilde satılan halkalar var biliyorsunuzdur. Böyle bir paket aldığınız zaman bir de değil iki tane oyaya bile yettiği oluyor. Çiçeklerin sıklığına göre. Bunlardan kullanacağım. Tığımı da söyleyelim başlamadan önce. 21 numara bir tığ kullanıyorum. Şöyle yakından göstereceğim. Hemen oyamın yapımına geçmek istiyorum. İlmeğimi oluşturarak başlayacağım arkadaşlar hemen. Videolarını takip eden arkadaşlar biliyorlardır. Yazmanın köşesinden başlamak yerine birazcık içeriden başlıyorum. Şöyle 3-4 parmak içeriden ya da bir karış içeriden. Oya biterken kavuşturması daha muntazam oluyor bence. Hemen ipimi tığ battının altından tutturuyorum. Tülbent çok güzel, yumuşacık bir tülbent arkadaşlar. Örerken bile fark ediyor insan. Üstüne bir tane zincirimi çektim. Burada bir örümcek alıyorum. Örümceğim çok uzun olmamalı. İki defa doladım burada. Biraz yaklaştıralım. İki defa doladıktan sonra tığ battı da 1, 2, 3 tane boşluk bırakıp dördüncüye geliyorum. Birazcık böyle içimen bölümü seyrek olması gereken bir oya oluyor. Şöyle görünecek. Üzerine hemen burada 1, 2 tane zincir çektim. Bir doladım. Trabzanımın altından giriyorum. 1, tekrar bir defa daha doladım. 2 tane trabzan yapmış oldum böylece. Üstüne bir tane zincir çektim. Bir defa daha doladım. Gene trabzanımın altından giriyorum. Bir tane daha trabzan yaptım. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. En son yaptığım trabzanımın önünden giriyorum ve buraya 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne yapıyorum. 5 tane sık iğnemi yaptım. Şöyle dibine kadar çekiyorum. Çünkü arası ayrı olursa eğer sonradan sık iğneler yapıldıktan sonra birleştirmek daha zor oluyor. Bu şekilde trabzanın altından girdim. Bir sık iğne daha yaptım. Üzerine sayarak devam ediyorum. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci. Yedi tane sık iğne yaptım. Sekizinciye geldim. Burada trabzanın altından girerek yaptım. Aradaki çimen kısmı bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bu oyada. İstediğiniz sayıda çimen yaparak çiçeklerin birbirine olan yakınlığını, uzaklığını ayarlayabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra ben gene aynı şekilde bir tane örümcek alıyorum. Gene iki kez doladım. Gene tığ battı da 1, 2, 3 tane boşluk bıraktım. Dördüncüye geldim. Çift kat, çift kat, çift kat çekiyorum. Gene az önceki üçgenim gibi bir üçgen elde ettim. Bu sefer arkadaşlar 2, 3,
4 tane zincir çektim. Geri dönüyorum. Burası çiçeğimin ucunu tutturacağım tepe olacak. Hepsini yapraklı yapmıyorum yani. Çiçeğimi tutturacağım tepeyi tek yaprakla yapıyorum. Buradan aşağıya doğru. Diğer tarafta 7 tane sık iğne yapmıştım. Burada 8 tane yapıyorum arkadaşlar. 3 oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9'uncuyu bu sefer tabatın altından yaptım. Şöyle göstereceğim burayı. Burada arkadaşlar eğer şöyle söyleyeyim. Yaprak yaptığımız için burada 7 tane sık iğne yapmamız yeterli oluyordu. Burada yaprak yapmadan geldiğimiz için burada 8 tane yaptım ben. Şimdi neden bu kadar aralıklı olduğunu anlayacağız. Çünkü çiçeğimiz biraz böyle büyük gösterişli bir çiçek olacak. Hemen örümceğimi alıyorum. Burada örümceğimi aldım arkadaşlar. Örümceğimi aldıktan sonra şimdi çiçeğimin çiçek yuvası olarak kullanacağım halkamı alıyorum. Halkam az önce gösterdiğim o küçük plastik halkalardan kullanacağım. Üzerinde de bir parça fazlalık varmış. Onu alalım. Halkamın içine girmeden önce burada örümcekten sonra bir tane zincir çekiyorum ben. Daha sonrasında o zincir benim işime yarayacak çünkü. Önce bir tane sık iğne yapıp giriyorum halkamın içine. Biraz yakınlaştırayım. Sonra arkadaşlar burada 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Bir defa doladım. 4 zincirin uzunluğuna eşit olacak şekilde bir trabzan yapıyorum bu şekilde. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Trabzanın önünden geliyorum, giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne yaptım. Görüntü bu şekilde. Şöyle yapalım daha net görünsün. Tekrar halkadan bir tane daha sık iğne yapıyorum. Gene 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Gene bir defa doladım. 4 zincirle eşit uzunlukta olacak şekilde bir trabzan yapıyorum. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Bu şekilde trabzanın önünden giriyorum. 3 oldu. 4, 5 tane sık iğne yaptım. Halkamdan giriyorum tekrar. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bir doladım. 4 zincirime uygun olacak şekilde uzunluk olarak bir trabzan yapıyorum. Üzerine 5 tane zincirimi çektim. Trabzanın önünden girerek burada 5 tane sık iğne yapacağım. 2 oldu. 3 oldu. 4, 5 tane yaptım. Tekrar 6.'yı halkadan yapıyorum. Bu şekilde oluşmaya başladı. Fark etmişsinizdir. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir. Bir defa doladım. Bir tane trabzan yapıyorum. Çift kaç çift kaç çekerek. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bu şekilde geldim. 2. Buraya 5 tane sık iğne yapacağım. 3, 4, 5, 6.'yı gene halkamdan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Böyle 5 parmak yapmam gerekiyor arkadaşlar. Şu anda ben sonuncuya geldim. Sonuncuyu yapacağım. Tekrar burada bir defa doluyorum. Çift kat, çift kat çektim. Trabzanımı yaptım. Biraz daha uzatacağım. 4 zincir uzunluğunda olsun. 2, 3, 4, 5 tane üzerine zincirimi çektim. Sonra trabzanımın önünden giriyorum. Ve burada 2, 3, 4, 5 tane sık iğnemi yaptım. Tekrar halkama tutturdum. Şimdi şöyle bir durum oldu. Halkalı oyalarda ben böyle bir tarafından halkanın görünmesinden çok fazla hoşlanmıyorum. Bu nedenle az önce size o bir tane zincir çektik. Sonrasında işimize yarayacak dediğim zincir. Şimdi bizim işimize yarayacak. Geliyorum arkadaşlar burada. Bir tane zincir de burada çekiyorum önce. Sık iğne ile o zincirin arasından şöyle giriyorum. İki kat girin. Tek kat girerseniz sünar o halka. Giriyorum. Üstüne sık iğnemi yapıyorum. Şimdi burada tekrar örümceğimi yapıyorum.
Böylece halkayı da gizlemiş oldum. Şöyle göstereyim. Örümceğimi yaptım. 1, 2, 3 tane tığ da boşluk bıraktım. Dördüncüye geliyorum. Örümceğimi tutturdum bu şekilde. Üzerine tekrar bir örümcek daha yaptım. 2 defa doladım. Tığ da 3 tane boşluk bırakıyorum. Dördüncüden giriyorum. Çift kat, çift kat, çift kat çekiyorum. Burada da gene 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Çünkü çiçeğin diğer tarafı da buraya tutturuluyor. Üzerine 8 tane sık iğne yapacağım. Şu anda 4. yaptım. 5. 6. 7. 8. 9. da bu şekilde. Tığ battının altından. Bir tane de yapraklı yapalım. Sonrasında çiçeğin üst kısmına geçeceğiz. Çimeni biraz böyle emek istiyor ama çok gösterişli, havalı bir oya olacak bittiği zaman. Çeyizlik diyorum ben. Yani günlük hayatta biraz ütüden dolayı sorun olabilir. Yani her gün yıkayıp her gün ütüleyip kullanırım demiyorsanız tabii ki. Önce trabzanımı yaptım. 3 tane tığ da boşluk bıraktım. Trabzanımı yaptım. Üzerine 2 tane zincir çekiyorum. Bir doladım. Çift kat, çift kat çekiyorum. Bir doladım. Çift kat, çift kat çekiyorum. Bir tane zincir çektim. Tekrar bir doladım. Gene çift kat, çift kat çekiyorum. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. En son yaptığım trabzanın önünden giriyorum ve burada 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğnemi yaptım. Hemen alttaki büyük trabzanın altından sık iğnemi yapıyorum ve aşağıya doğru bunu 7'ye tamamlıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.yi tığ battının altından yapıyorum. Şimdi çimenin de çiçekler arasında kaç yaprak istiyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Çiçeğimiz bu ortadaki yıldızın üzerine oturacak. Yaprak sayısını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Bir taneyle de sınırlı tutabilirsiniz. İstediğiniz gibi arttırabilirsiniz. Hemen ben üst kısmının yapılışına geçmek istiyorum şimdi. Üst kısmında benim iki rengim vardı. Mor ve kırmızı. Ben kırmızıyla devam etmek istiyorum. Çünkü kırmızı biraz daha açık renk olduğu için daha güzel kendini gösterecektir. Hemen devam edelim. Şu anda oyamın ön yüzündeyim. Fakat çiçeğini yapmaya başlarken arka taraftan başlamam gerekiyor. Oyamın ters yönüne döndüm. Oyamın ters yönünde kırmızı ipimle ilmeğimi oluşturup hemen başlamak istiyorum. Bu şekilde ilmeğimi oluşturdum. Geliyorum. Çiçeğimi yapmaya başlamadan önce iki yanda boş tepeler yapmıştım. Bu tepelerden birinciye ipimi tutturuyorum. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar burada bir tane zincir çekiyorum ben. Bir defa doladım. İlk yaptığım birinci parmaktan geliyorum. Çift kat, çift kat çekiyorum. Tekrar bir defa doladım. Çift kat, çift kat çekiyorum. Üzerine 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tekrar bir doladım. Aynı yuvaya. Çift kat, çift kat çekiyorum. Bir doladım. Çift kat, çift kat çekiyorum. Diğerine geçmek için bir tane zincir çektim. Bir doladım. Diğer yıldızın diğer tarafına geçiyorum. Diğer parmağına. Hemen buradan da gene çift kat, çift kat çektim. Bir doladım. Çift kat, çift kat çektim. Üzerine 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Bir doladım. Aynı yuvadayım. Çift kat, çift kat çekiyorum. Bir doladım. Tekrar burada bir tane zincir çekiyorum arada. Bir defa doluyorum. Diğer kanadına geçtim. Bir doladım. Çift kat, çift kat çekiyorum. Bir doladım. Çift kat, çift kat çekiyorum. Üzerine 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tekrar bir defa doluyorum. Bu şekilde 5 tane kolu vardı yıldızımın. Bu 5 kolun üstüne de yapıyorum arkadaşlar. Birinden diğerine geçerken de arada bir tane zincir çekiyorum ben. Yeterli geliyor. Tekrar bir kere doladım. Bir sonraki kısma geçtik. Gene 2 tane yan yana trabzan yapıyorum. Üstüne 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir dolayıp çift kat, çift kat çekerek trabzanlarımı yapıyorum. Tekrar. Bir tane zincir çektim.
üstüne 1, 2, 3, 4 tane zincirimi tekrar çekiyorum. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra ipinizi değiştirip farklı bir renkte de üzerine gidebilirsiniz. Ama oya zaten çok güzel ve gösterişli. Emekli de aynı zamanda. Çok da emek istiyor. Bu nedenle bence tek renkte çok güzel oluyor diye düşünüyorum. Bunu bitirdikten sonra gene üstüne bir tane zincirimi çektim ben arkadaşlar. Geliyorum. Diğer burada boş tepem vardı. O tepeden uç kısmını tutturuyorum. Çiçeğimin orta kısmı bittiğinde böyle bir görüntü oluyor. Şöyle düzelteyim. Şimdi oyamın düz yönüne geçiyorum ve düz yönden devam edeceğim. Düz yönde ipimi tutturmuştum arkadaşlar şu şekilde. Hemen burada bir tane zincir çekerek başlayacağım ben. Bir zincirimi çektim. Hiç başka bir şey yapmadan hemen şöyle 4 zincir çekerek oluşturduğum yuvama geliyorum. Burası kalp şeklinde olacak. 2 tane zincir çektim. Bir doladım. Bir trabzan yapıyorum. Bir doladım. İkinci trabzanımı yapıyorum. Bir doladım. Üçüncü trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde oluyor. Üstüne 1, 2, 3 tane zincir çektim. Aynı yuvaya kapatıyorum. 3 zincirle kapatıyorum. 2 zincirle başlıyorum ama 2 zincir çekiyorum. Başlıyorum. 3 tane yan yana trabzan yapacağım. 1, 2, 3. Çiçeklerin her bir dalı sanki kalp gibi görünüyor arkadaşlar burada. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Gene aynı halkaya kapatıyorum. Kapattıktan sonra gene hiçbir şey yapmadan, zincir falan çekmeden ortaya geldim. Bir tane sık iğne yapıyorum burada. Sonra iç kısma giriyorum. Gene bir tane sık iğne ile. Başka bir şey yapmadım aralarda arkadaşlar. 2 tane zincir çekiyorum. Bir doladım. 3 tane trabzan yapıyorum yan yana. Bu trabzanları çok upuzun yapmaya çalışmayın. Çift kat çift kat çekin ve biraz da küçük tutmaya çalışırsanız oya daha muntazam oluyor. Üstüne 3 tane zincirimi çektim. Geldim kapatıyorum böyle. 2 tane zincir çektim. Bir doluyorum. Ve burada 3 tane trabzan yapıyorum. Çiçeğinin yapılışı çok keyifli. Güzel bir şekilde de ütülenirse eğer sonrasında hiçbir problem çıkmadan kullanabilirsiniz bu örneği. Takılan yerini düzelteyim. Tekrar yapacağım çünkü. Bu şekilde 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Kapatıyorum. Kapatırken arkadaşlar sık iğne ve zincirimi kapattım. Sonra bir sonrakine sık iğne ile aralığa giriyorum. Daha sonra diğer çiçek için çiçek yuvasına giriyorum. 1, 2 tane zincir çektim. Bu şekilde yaptığınızda uç kısımlar daha çok kalp gibi duracaktır. Üç tane zincirimi çekiyorum. Kapatıyorum. İki zincir çektim. Tekrar üç tane trabzan yapacağım. Sayılar çok basit. Öyle aklınızda tutması kolay sayılar. Zaten genellikle tığ oyası çok zor olmuyor bence. Sık iğne ile önce aralıktaki boşluğa bir zincir çekmiştim. Daha sonra da diğer yuvaya geçiyorum. Arada hiç zincir falan çekmedim. Sadece sık iğneyle yürüyorum burada. Tekrar 2 tane zincir çektim. 3 tane trabzan yapacağım. Tam bu bence çeyizlik bir örnek oldu. Çeyizler iddialı oluyor biliyorsunuz artık. Bütün hepsi bu kadar iddialı olmasa bile içinde mutlaka bir kısmının böyle olması gerekiyor çeyizlik oyalarda. Benim tavsiye ettiğim örneklerden bir tanesi bu. Hem iddialı hem de kullanırken kolay kullanılabilecek bir model. Çünkü çok daha emek isteyen, çok daha zor, daha çok kırışacak, toparlanmaya meyilli birçok model var. Biliyorsunuz siz de benim gibi. Bu işlerle ilgilenenler biliyorlar aslında. Tekrar 3 tane trabzanımı yaptım. 3 tane zincir çekerek kapatıyorum burada. Üstüne 2 tane zincir çektim. Son artık kalbin son parçası. Bunu arkadaşlar size ben hafifçe ütüleyip düzeltip göstermek istiyorum. Çünkü bu model kendini ütülendiği zaman daha güzel gösteriyor. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Kapattım. Şimdi son aşamadayım artık. Kapattım ama burayı böyle bırakmıyorum. Son şurada bir tane zincirim vardı. O zincirin altından giriyorum. Ve orada bir sık iğne yaptım. Üstüne bir tane zincir çektim. İpimi burada keseceğim.
Diğer başlarkenki ipimi de kısaltmak istiyorum. Biliyorsunuz ipler yanmadan motifler pek kendini gösteremiyor. İpimi yakacağım hemen. Düşük ayarda çakmağımı yapıştırıyorum. Yumuşatıp yapıştırıyorum. Tutuşturmuyorum islenmesin diye. Şimdi arkadaşlar modelim bu şekilde oldu. Neyse ütülemeye çok gerek kalmadı sanki. İnşallah ütülü halini sizinle Instagram'da paylaşırım. Model çok güzel. Şöyle yapacağım ben. Dediğim gibi araların yapraklarını istediğiniz sayıda ayarlayabilirsiniz. Şöyle yapsak beyazın üstünde daha güzel görünebilir hatta. Yaprak sayısı size kalmış. Benim kendi yöntemimle, kendi yaptığım, kendi verdiğim sayılarla bu şekilde yapıyorum ben. Ve bu örnek için ideal olduğunu da düşünüyorum açıkçası. Siz de yaparsanız çok güzel bir örnek. Mutlaka tavsiye ettiğim örneklerden bir tanesi oldu. Şimdiden yapacak olan tüm arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Güzel bir oya. Yapın. Çeyizler için özellikle sahipleri güle güle kullansın.